Ahmet Görmez Ersin Tatar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Teamüller gereği iki ülkede de liderler göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini karşılıklı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiriyor. Bugün de Ersin Tatar bu kapsamda ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya gerçekleştiriliyor. Burada Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar baş başa bir görüşme gerçekleştirecek ve sonrasında iki ismin basın toplantısı düzenlemesini bekliyoruz. Tabii Ersin Tatar'ın bu ziyaret öncesinde verdiği bazı demeçler vardı. Bu demeçlerde gücümüzü Türkiye'den alıyoruz mesajı vermişti. Bu oldukça önemliydi. Tabi aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkinde Lefkoşa yönetiminin yeni dönemde takınacağı tavra ilişkinde önemli mesajlar verdi. Egemen eşitlik temelinde iki devlet ve o devletlerin işbirliği üzerine bir müzakere süreci yürüteceğini belirtmişti. Tabi yakın zamanda Ankara'dan yapılan açıklamalardan federasyonun buna ilişkin ucu açık bir görüşme trafiğine artık Ankara'nın ve Lefkoşa'nın da girmeyeceği belirtilmişti. Artık iki başkentten de hem Ankara'dan hem de Lefkoşa'dan da egemen iki devletli bir çözüm için müzakere süreci yürütüleceği belirtiliyor. Bu oldukça önemli. Tabii bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yapacağı görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Kıbrıs müzakerelerinin geleceği de oldukça önemli ve bu kapsamda iki lider değerlendirmelerde bulunacak. Tabii bu resmi karşılama töreni ve ikili görüşmenin sonrasında bir basın toplantısı düzenleneceğini söylemiştik. Tabi bu toplantı sonrasında önemli mesajlar verilmesini bekliyoruz. Kıbrıs müzakerenin geleceğine ilişkin, çünkü Rum yönetiminin Ersin Tatar'a bir çağrısı vardı müzakerelerin yeniden başlaması yönünde. İşte yeni dönemde nasıl bir süreç izleneceğini de iki liderin düzenleyeceği basın toplantısında öğrenme fırsatı bulmuş olacağız. Ahmet Görmez.